Evet, Fevzi Çakmak Mahallesi, Söğütlü Sokak'ta unutulmaya yüz tutmuş mesleklere birini yapan bir amcanın yanındayız. Şimdi onu tanıyalım. Merhaba amca. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Saffet Güney, yaşım 70. Ünye Erenyurt doğumluyum. Emekliyim, esnaf emeklisiyim. Esnaf emeklilikten sonra böyle bir şey düşündüm ve yapmaya başladım, başardım da. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? 5 senedir bu işimle uğraşıyorum. Yapıyorum, satıyorum, perakende satıyorum, toptan satıyorum. Yani elimden geldiğin kadarıyla üretiyorum. Peki en çok neler yapıyorsun, ne satıyorsun? Sana nasıl müşteri geliyor? Pazar yerinde ben bunları satıyorum. Ama en çok sattığım mal bu. Bu. İndir aşağı. Efendim, sonra şu havanlar. Sonra şu tip mallar. Bu tip mallar. Takta kısmı. Daha sonra yufka kürekleri, çeşitleri, büyükleri, küçükleri, her boy var. Pazar yerine götürüp satıyorum, toptan satıyorum. Duyan geliyor, gören geliyor, alan bir daha alıyor. Efendime söyleyeyim, alan bir daha alıyor. İşimi yapmaya çalışıyorum en güzeliğine ve yapıyorum da. Saffet amca, burada bizim küçüklüğümüzden kalma annelerimiz bize beşik alırdı. Bunları da mı sen kendi eline yapıyorsun? Evet, kendi elimle yapıyorum. O yapmak zor ama uğraş istiyor. Bunlar hala satılıyor olması güzel yani. Evet, güzel. Hay bile müşterisi var. Torunlarına nineler alıyor, hediye ediyor. Evet Saffet amca, bunları elinin emeği değiyor. Ne kadara veriyorsun? Hani bir fiyat var mı senin planladığın? 30 liraya satıyorum. 30 lira ucuz. Ucuz. Gayet ucuz. Peki diğer malzemeleri satışa çıkardığını söyledin. Onlara ne kadara veriyorsun mesela? Ortalama şu malzeme 45 lira. Aşağı indikçe, güçlüldükçe fiyatı da güçlüyor. Yukarıya çıktıkça, büyüdükçe fiyatı da büyüyor. Bu ortası. Bu ekmek taktalarımız, ekmek taktalarımız ortalama 25 lira. 20 liralık var, 10 liralık var, 15 liralık var, 30 liralık var, 30'dan yukarı yok. En güzide taktalardan yapıyorum. Çınar ağacı, tut ağacı, akasya ağacı, en sert ağaç da bunlardır, en güzel de bunlardan oluyor. Çınar, tut, akasya. Buraya sağ oyuyorum, saat takıyorum, rakamlarını yazıyorum, satıyorum. Peki bu işleri yani havanın ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Bir şu havanı yapmak 3 saat sürüyor. Boyası falan. Boyası ayrı, boyasını başka birisine yaptırıyorum. Bir bayanı yaptırıyorum ama havan 3 saat sürüyor bir havanı yapmak. Şu da ninelerimizin, büyükler bilir, ninelerimizin eskiden hamur tekneleri var idi. Bu da o. Hamur teknesi. Şimdi başka meyvelik olur, başka şey olur, süs eşyası olur. Ne isterse o vatandaş onu yapabilir. Şu oklu, el yapımı oklu. Bunu yapmak da çok zordur. Ama uğraş gerektiriyor. Uğraşıyorum ve yapıyorum. Bu bozulmuyor ve yufkayı da iyi açıyor. Bunun kıyı kenarları incedir, ortası göbeklidir. Yufkayı iyi açar, iyi yürütür sofra üstünde. Evet amca, biz geldiğimizde burada bir işle uğraşıyordun. Yufka evet. Zamanı, şimdi fındıkta yufka açıyor hanımlarımız. Şimdi satışların da iyi mi bunda? Nasıl yapıyorsun? Kaç gün sürüyor bunu yapmak? İyi, bereket versin. Günde ben bundan 5 sofra yaparım. Günde 5 sofra yapıyorum. Fiyatları da 120 lira. Sofranın ayaklarını bozulmasın diye ilk önce tutkallıyorum.
yapışması lazım. Yapışmazsa sonradan bozulur. Bu da sağlıklı olmaz. Şimdi onu yapıştırdım, ilaçladım, tutkalladım ve şimdi çakıyorum. Çakacağım. Evet, vurusun tam sofra olacak. Üstünü de zımparaladım, zımparalıyorum, temizliyorum. Şöyle bir şey daha yapıyorum ha. Şimdi evet, bir sofra. Bunun garantisi var. Malımı da garanti veriyorum. Bozulursa iade ediyorlar. Ya yapıyorum ya da yeniden veriyorum. Ki bozulmuyor. Gördüğümüz gibi burada siz tek çalışıyorsunuz. Tek çalışıyorum. Siz kendinize bir çırak ya da mesleği öğretebilecek bir şahıs bulabildiniz mi? Bu işi pek merak edip yapan yok. Hep genelde yaşlılar yapıyor. Gençler bu tozun içine girmek istemiyor. Efendime söyleyeyim, bunu da sanat olaraktan yapmak da istemiyorlar. Yaşlılar bitince bu sofra işi de azalır gibi geliyor bana. Bir şey daha göstereyim. Ama ben bunu yapmıyorum. Bir yaşlı insan yapıyor. O yaşlı insan bitince bu kepçe olayı da bitecek. Yok, yapan yok. Ancak yaşlılar yapıyor bunu. Gençler bunu ne eğilir, ne yapmak ister, ne de yapılır.